Efendim merhaba. Evet, bu kez yepyeni bir haftanın yanı sıra yepyeni bir yılın ilk programını gerçekleştiriyoruz. Böyle bir özel merhaba var bugün adına. Tabii 2016 yılını çok üzücü olaylarla geride bıraktık. 2017'ye girerken de maalesef benzer bir tabloyla, özellikle Türkiye'deki terör saldırısının şokuyla 2017'ye merhaba dedik. Kuzey Kıbrıs'ta da bu sabah iki yabancı uyruklu kişinin ölüm haberi vardı maalesef. Yine çok hoş olmayan bir başlangıç oldu 2017 her açıdan eğer öyle düşünecek olursak. Ama tabii bir takım yeniliklerin Kıbrıs sorununun belki çözümünün ya da 2017'de daha iyi yönetilebileceğimiz bir yapının ortaya çıkması için de elbette konuşmaya, tartışmaya, mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bu çerçevede ülke sorunlarını yine konuşalım. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Demokrat Parti Genel Sekreteri Mehmet Erol Aktoprak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytuğ Bey. Ben öncelikle bizi izleyen herkesin yeni yılını kutluyorum. Ama maalesef yüreğimiz buruk olarak bunu kutlamayı yapıyoruz. Çünkü anavatan Türkiye'de yılın ilk saatlerindeki terör olayı, saldırı ve işte 39 kardeşimizin öldüğü ifade ediliyor. Evet. 65 veya da daha fazla yaralı var. Ve olayın gerçekleştiği yer Türkiye'nin neredeyse kalbi. Belki de en çok korunması gereken yerlerden bir tanesi. Bu bakımdan çok dikkate değer, seçilen hedef çok dikkate değer. Çünkü yabancı uydukların da olduğu, Türkiye'nin tanıtımı ve imajı üzerinde olumsuz etki yapabilecek bir eylem. Her ne olursa olsun ama sonuçta insan hayatı, canlar orada kayboldu. Evet. Bu bütün Türkiye'yi ve bütün insanlar olduğu gibi bizleri de yürekten yaraladı. İnşallah bu son olur diyoruz ama maalesef terörün kısa vadede önünü alınamayacak gibi gözüküyor. Kıbrıs'ta iki yabancının ölümü dediniz ama Kıbrıs'ta yine sabah haberlerine göre güzel haberler de var. Sabahın günün yılın ilk haberlerinde üç bebeğimiz dünyaya gelmiş. Ölüm Evet. haberleri yazıldı da tabii ölüm ve hayat, yeni de yeni hayat, hayatın bir parçası Mutlaka, ve yeni mutlaka. yıl umarım bu kötüleri değil de yeni doğan bebeklerimize yeni umutlar verecek şekilde gerçekleşir. Tabii bunu gerçekleştirmek her şeyden önce ülkeyi yönetenlerin, bizlerin sorumluluğunda, daha doğrusu ülkede yaşayan herkesin sorumluluğunda. Çünkü ülkeyi yönetmek gibi muhalefet de bunun bir parçası, yönetimin bir parçası. Bu ülkede yaşayan ve sorumluluk hisseden herkesin elbette söz söylemeye, bir iddiasını ortaya koymaya, yapılanları eleştirmeye, doğru yolu göstermeye hakkı var. Bu demokratik süreç içerisinde bunu yaşamak bence en güzeli. Benimle ilgili olarak ifade ettiğiniz genel sekreterlik ilgili olarak biliyorsunuz kurultayımız yapıldı. Ha. Parti tüzüğü şu anda bana genel sekreter olarak Henüz hitap etme değil. imkanı veriyor ama çünkü yenisi seçilinceye Evet. kadar eski görevliler görevdedir. Ancak bu Cuma günü partimizde Seçilecek. yeni bir genel sekreterlik ve merkez yönetim kurulu seçimi var. Aday olmayacaksınız. Yani böyle bir uzlaşınız var. Aday olup olmamak benim için o kadar önemli değil. Çünkü biliyorsunuz ben emekli bir asker olarak, emekli bir albay olarak arkamda makam ve rütbeler bırakmış bir insanım. Evet. İlle de hizmet yapmak için benim bir etikete, bir title'a ihtiyacım yok. Ama arkadaşlar benden hizmet etmeye devam etmemi isterlerse elbette adayım ve göreve talibim. Evet, göreceğiz Cuma Evet. gününü o zaman. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Devam edersiniz ya da etmezsiniz o göreceğiz zaten. Hayırlı olsun şimdiden. Tabii bugün Sayın Özgürgün, Sayın Başbakan Ankara'da. Orada Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Erdoğan'la görüştü. Giderken tabii bu görüşmelerin farklı bir anlamı vardır. Kuşkusuz Kıbrıs sorunuyla da ilgilidir. Ona geçeceğim biraz sonra ama. Bu ziyaretler öncesinde de mecliste spesifik bir konu üzerinden bir anlaşmazlık, fikir anlaşmazlığı ortaya çıktı. Ve hükümeti oluşturan iki parti anlaşamadı. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve TDP'nin oylarıyla, Ulusal Birlik Partisi ile birlikte bir yasa meclisten geçmiş oldu. Bu da devlete istihdam edilen özelleştirme
yasasıyla birlikte devlete istihdam edilen kişilerin haklarının bir takım ileriye götürmesiyle alakalıydı. Hem maddi hem de diğer noktalarda. Buna Sayın Serdar Denktaş itiraz etti. Bir hükümet krizi gibi ilk etapta algılandı. Sonrasında şey düştü tabii. Kriz falan yok dendi. Oradan devam edelim. Önemli bir noktaya değinmişti Sayın Serdar Denktaş. Bu yasa geçerse 2017'de biz istihdam yapamayız, ekonomik programı deleriz. Bu çok büyük bir sıkıntı yaratacak eğer öyleyse 2017 yılında. Bu bilmiyorum ne kadar tartışıldı sizler arasında da. Yaratacağı sıkıntıları biraz konuşmak lazım. Ya da hükümet arasında neden bu noktaya gelindiğine ilişkinde konuşmak lazım belki. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu yasa tasarısı, aslında tasarısı değil, teklifi, önerisi. Bildiğim kadarıyla Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri tarafından meclise önerilen bir yasa önerisi idi. Çünkü yasa tasarısı dediği zaman hükümetin meclise gönderdiği metinler anlaşılıyor. Hükümetin üzerinde yahut da hükümeti oluşturan partilerin üzerinde uzlaşarak meclise gönderilmiş bir yasa önerisi değil. Bu konuda Ulusal Birlik Partisi'nin birlikte hükümet ortağı oldukları dönemde Cumhuriyet Türk Partisi ile yaptık bir mutabakatı olduğunu biliyoruz. Ki o dönemde de yasanın o şeklinde Demokrat Parti grubu olarak, o zaman Ana Muhalefet Partisi olarak belli çekinceleri olduğunu, bu konunun ülkeyi sıkıntıya yahut da bütçeyi sıkıntıya sokmayacak şekilde geçirilmesinin gerekli olduğuna dair görüşler ortaya konmuştu. Ancak meclisteki tartışmalar sırasında özellikle komite safhasında en azından Demokrat Parti'nin görüşü açısından metinde iyileştirmeler değil, aksine bütçenin yükünün daha da artırıldığı bazı düzenlemeler yapılarak yasa önerisinin yasalaştığını görüyoruz. Bu bakımdan baktığımız zaman Genel Başkanımız ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş'ın ortaya koyduğu tepki bence çok önemli. Çünkü ülkenin mali harcamalarından birinci derecede sorumlu bakanı olarak bunun önümüzdeki yıl, yani daha doğrusu artık bu yıl. 2017 yılının bütçe harcamalarında, özellikle personel harcamalarında hükümeti sıkıntıya sokabileceğini ifade etti. Bugün sabahleyin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre de aşağı yukarı 100 milyonu aşkın ilave bir kaynak ihtiyacını ortaya çıkardığı hesaplanıyor. Tabii bu işte bazılar tarafından eleştiriliyor. Hani Sayın Genel Başkanımız kürsüden 2017 yılında istihdam yapılamayacağını söylemişti. Bu sanki de bir partizanlık yapılacakmış, Demokrat Partiler veyahut da Ulusal Birlik Partiler işi alınacakmış ve bunun önü kapanmış gibi takdim edilmeye çalışıyorlar ama yapılması öngörülen istihdamlar iki ülke arasında, yani Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılmış olan ekonomik protokolün bir parçası olarak biliyorsunuz belli limitlerle bütçe imkanları içerisinde istihdam yapılması öngörülüyor. Bu ülkenin ihtiyacı olan doktorların, öğretmenlerin, askerlerin, polislerin, kısacası ihtiyaç duyulan meslek dallarında kamu hizmetleri komisyonu vasıtasıyla yapılacak olan istihdamlar söz konusudur. Yoksa eski dönemlerde olduğu gibi bir bakanın iki dudağının arasında hadi yarın sabahtan git işe başla tarzında bir istihdam zaten söz konusu değildi. Ancak devlet kadrolarında hayatın doğal bir sonucu olarak emekli ayrılanlar ve boşalan kadroların yerine yenilerinin yeni personelin istihdam edilmesi bakımından da hükümeti sıkıntıya sokacak bir yasa önerisiydi ve yasalaştı maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı'na dediğim kadarıyla Genel Başkanımız ve Maliye Bakanı olarak bu konuda yapılmış bir öneri var. Hani siz de bu konuyu bir inceleyin, eğer uygun görürseniz meclise tekrar iade edin diye. Tabii Cumhurbaşkanımızın tavrı ne olacak onu şu anda bilemiyorum ama eğer bu şekilde yasalaşırsa ciddi bir kaynak ihtiyacının ortaya çıkacağı ortada. Umarım Sayın Başbakan'ın bugün yapmış olduğu görüşmelerde bu konuda ilave bir kaynak temini gerçekleşmiş olsun. İmzayı ben attım dedi Sayın Başbakan. Gereğini yaparım. O herhalde zaman odur. Yapılmasını Türkiye'de samimiyetle bekliyoruz. Bu tartışmalar sırasında her iki partinin de tavrı belli olduğu için, yani bir mutabakatla, iki parti arasında bir mutabakatla bu öneri mecliste gelmediği için de her iki partinin farklı kendi pozisyonları koruyarak mecliste
farklı görüşler ifade edilmiş olması bence bir hükümet krizi anlamına gelmiyor. Bunu hem Sayın Başbakan hem de Genel Başkanımız ve diğer yetkililer kamuoyuyla paylaştılar. Evet, iki parti arasında bu konuda yaşanmış bir tartışma var ama bu bir hükümet krizi olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi az önce bir cümle kullandınız. Oradan devam etmek isterim. İki dudak arasında istihdam dönemi bitti dediniz. Bitti, evet. Galiba kamu için bu geçerli. Yani en azından yasal bir nokta var ama maalesef kamu bankaları bugün iki dudak arasında bol bol hem de gayet güzel, hiçbir şeye bakılmadan, kim olduğuna bakılmadan diyeyim, yani, işin ehli mi değil mi bakılmadan gayet güzel istihdamlar görüyoruz. Yani şimdi bu da bir gerçek, küçük bir ülkede yaşıyoruz. Bir avuç insanın yaşadığı bir ülke, çok rahat görülüyor. Bu birazcık bence, benim gördüğüm kadarıyla biraz da kamu vicdanında sıkıntı yaratıyor. Sizler bunları herhalde görürsünüz. Bilemiyorum, ne düşünürsünüz bu benzer konuda? Şikayetler bize de ulaşıyor. Bu konuda yetkili olan arkadaşlara görüştüğümüz zaman da liyakate ve mesleklere uygun olarak istihdam yapıldığı görüşlerini ifade ediyorlar. Ben onların söylediklerinin doğru olduğuna inanmak istiyorum. Anladım, peki. Öyle olsun bakalım. Neyse. Şimdi geleceğe yönelik istihdamların önü bir nebze kapanıyor dedi Sayın Serdar Denktaş bu meclisteki konuşmasında ama biz Lefke'yi de mesela ilçe yaptık. Şimdi Lefkeli doğal olarak 2017 ile birlikte işte yargıçlarını bekleyecek, polislerini bekleyecek, ne bileyim devlet dairelerinin orada yeniden açılıp istihdam, o noktadaki istihdamları bekleyecek. Orada galiba biraz sıkıntı yaşayacak bu gidişata göre. Tabii bilemiyorum, bir ilçe kurulmuş olması artı ne kadar kadroya ihtiyaç gösterecek. Onun bir tablosu hazırlanıp da tahmin ederim hükümetin önüne şu ana kadar gelmiş değil. Ona bir bakmak lazım. Belki de gerçi hakim sıkıntısı olduğunu çok yakından biliyorum. Çünkü Yüksek Mahkeme her iki başkanıyla, hem önceki başkanıyla hem şimdiki başkanla çeşitli vesilelerle temas kurduğumuz zaman bu sıkıntıyı Yüksek Mahkeme başkanlarımız dile getiriyorlar. Ama belki geçici olarak başka bir yerden görevlendirme suretiyle bazı kadrolar tamamlanabilir. Tabii bütün bu atamalar biliyorsunuz ancak ve ancak devletin maddi kaynaklarıyla doğru orantılı olarak doldurulabilir. Örneğin mesela her yıl eğitim yılı başlangıcında okullardaki öğretmen eksikliğinin tamamlanması da benzer bir sorunla karşı karşıya. Yani sonuçta siz bütçenizde bununla ilgili olarak bir ödeneği ayırmışsanız ancak o ilgili yere atamayı yapabilirsiniz. Yani toplum olarak tahmin ederim bundan sonra bütün politikacılar ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı öğrenmemiz lazım. Ürettiğimiz kaynak kadar harcama yapmayı herhalde temel bir prensip olarak benimsersek bundan sonraki uygulamalarda ülkenin önü daha gerçekçi, gerçeğe dayanan hesaplamalarla açılmış olur. Lefke'nin ilçe olması bizce de çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Lefke, Kıbrıs'ta Türk kültürünün mührünü taşıyan bir yer. Ta Osmanlı döneminden beri kaza statüsü kazanmış. Fakat süreç içerisinde Osmanlı döneminde yapılan bazı reformlar sonucunda o zaman bucak durumuna indirilmiş. Ancak herhalde en az güzel yurt kadar ilçe merkezi yahut da ilçe olmayı hak etmiş bir coğrafyamız. Oradaki insanlar bir nevi unutulmuş, terk edilmiş duygusu içerisindedir. Ülkenin en batısında, yani bir köşesinde yaşayan insanlar olarak devletin onlara sahip çıktığını göstermesi bakımından orasının ilçe olarak kabul edilmesi doğru bir karar. Ama Lefke halkının beklediği o süratli ve yüksek miktarda istihdam için herhalde biraz daha sabır gerekecek diye düşünüyorum. Evet. Çünkü önemli olan karar alma değil bizim ülkede. Daha çok alınan kararların uygulamaya geçmesi. Yoksa uygulamaya geçmeden, yasalarda var bu çok. Yasa var ama uygulamaları da sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi biz programa başlarken hani biraz da kendi aramıza konuşurken nasıl olur 2017 falan diye ben biraz da şey lazım, yani
elini belki de masaya vurması gereken bir dönem artık. Yani 2000, şöyle diyeyim, daha doğrusu toparlayarak soralım. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte memnun olan kimseyi bulamıyoruz. Münferit belki kişiler dışında. Ama genel huzuru ya da değişimi ya da bir takım daha farklı bir ülke tahayyül eden genelin isteğine yönelik gidişatta, işte mesela dediğiniz bütçesine göre harcama yapacak vesaire, evet, ama örnekler bunu desteklemiyor şu an itibariyle. Biz yeni bu yılı 2017'de ve birçok kişiye göre de seçim gündemi gelecek önümüze. Çünkü örneğin ben de böyle düşünenlerdenim. Hani bu popülist yaklaşımlar bizi bir yerde duvara toslatacak 2017'de gibi geliyor. Ve belki de bu toslamanın sonucunda bir seçim patlayacak. Bizi göreceğiz hep beraber. Ama bizim insanların beklentisini hayata geçirebileceğimiz bir yapıyı nasıl ortaya çıkaracağız? Genel anlamıyla. Bakın, kimse kendi kendini kandırmasın, hayal tacirliği yapmasın, ülkenin aynı Kıbrıs sorununda olduğu gibi, ülkenin sorunlarının ne olduğu çok açık ve belli. Vatandaş bu konuda sandığa gidip oy kullanırken, bana umut verecek partiye oy veririm ifadesi kamuoyunda çok yaygın. Ama bu umut bugüne kadar maalesef toplumsal beklentilerin umudu olmaktan ziyade bireysel ya da çok dar grupların, yani ailelerin beklentilerini karşılayacak umutlar yönünde oy kullanıldığı için de önümüze çıkmış olan siyasi bir tablo var. Bu tablo içerisinde bir değerlendirme yaptığımız zaman vatandaşın maalesef umutsuzluğa sevk eden gelmiş geçmiş hükümetlerin aldığı bir sürü yanlış kararlar var. Bunun elbette istihdam çok önemli. Çocuklarımızın aş ve ekmek bulması çok önemli. Ancak yapılan her istihdam, biraz önce söylediğim gibi, rasyonel, akılcı ve sağlam kaynaklara dayanan bir istihdam olmazsa, sonradan bunun bedelini hepimizin ödediğini de kamuoyu biliyor. Dolayısıyla elini masaya vurmak, tavır almak, bunlar popülist yaklaşımlar bana göre. Yahut da işte ben yaparım olur anlayışıyla yapılan eleştirileri görmezlikten gelerek hesapsızca davranışlar yahut da siyasi tavırlar yahut da uygulamalar içerisinde girersek, ne kadar seçim yaparsak yapalım Aytuğ Bey, yine sorunlarımız çözülmeyecek. Çünkü ekonomi bir bilim, siyaset de bir bilim. Tabii vatandaşın tercihine saygı göstermek şartıyla, yani siyasi bilimler hiçbir zaman vatandaşın tercihini belirleyemiyor. Sonuçta vatandaşın siyasal davranışın belki sebeplerini araştırıp bazı öngörülerde bulunabiliyor, ama siyaset bilimi henüz seçmenin tercihinin önüne geçebilmiş değil bu anlamda. Ama yine de siyaset bilimine saygı göstermek lazım. Bunu ben siyasal oluşumların kendi yapılarını oluşturması, halkın kabul edebileceği önerilerin, seçim öncesi için bahsediyorum, ülkenin gerçeklerine dayanarak, düşünülerek, taşınılarak gerçekleşebilir projelerle seçmenin önüne çıkılarak, ona göre seçmenden destek istenmesinin önemini vurgulamak için ifade ediyorum. Çünkü biliyorsunuz, şu anda öyle siyasal partiler var ki, isim zikretmeyeceğim ama neyi söyledim herhalde herkes anlıyordur, sürekli olarak sistemi eleştiriyorlar. Bunlar yanlıştır diyorlar. Ama henüz kamuoyunu tatmin edecek bu işleri düzeltmenin yolu budur. Bu politikaların uygulanmasıdır. Bu projelerin gerçekleştirmesidir noktasında en azından mecliste temsil edilen siyasi partilerden çok farklı bir tavır ortaya koymadıklarını görüyoruz. Sistemi eleştirirken evet ortaya konan belki gerçekler, söylediklerinde gerçeklik payı var. Onu kabul ediyoruz. Ancak ne yaparsak düzelebiliriz noktasında... Mevcut yasaları uygulasak biz düzelir aslında sistem. Bence düzelir, hayır, yani. Genel olarak söylenen şudur. Biz gelirsek düzeltiriz. Yani biz de gelirsek düzeltiriz. Tabii o gelecek olanların, eğer bugün günden farklı bir siyasal iktidar oluşacaksa
kabilelerinin ne olduğunu, neyi söylediklerini, ne yapmak istediklerini ve kadrolarının yeterli olup olmadığını görüp denetlemek ve ona göre vicdani kanaatlerini, yani oylarını gidip sandıkta kullanmak da vatandaşa mutlaka düşen bir sorumluluk. Yani dolayısıyla her söylenene inanıp gidip oy verirsek, işte şu anda yaşadıklarımızın sıkıntıların büyük bir kısmının sorumluluğunu da üstümüze almışız demektir. Birçok şeye katılmakla birlikte bu kadro konusuna katılmam. Çünkü eğer bizi, yani şunun kadrosu var, şunun kadrosu yok. Kadrolar getirdi bizi bugüne kadar, bu kadar yılların içinde geldiğimiz aşamaya baktığımızda hepimizin şikayet ettiği bu sisteme bizi o çok iyi kadrolar getirdi. Onun için varsın kadrosuz da deneyip görelim ne olacak diye, ama neyse. One man show'la devam edelim diyoruz. Şeyi göreceğiz. O toplumun siyasi eğilimi kendi birçok süreçten daha geçecek. Onu göreceğiz. Tabii bunlar belli başlı doneler var. İşte bir kamuoyu araştırması yaptık biz de. Belli başlı doneler ortaya çıkıyor. Evet. Ama buraya geldiğimizde, bu yola gelirken bakıyorum şimdi. Örneğin siz Demokrat Parti kimliğine yeniden büründünüz. Yani evet. Ulusal güçler zaten böyle eğreti geldiydi. Eğreti gitti belli ki. Demokrat Parti kimliğine bir değişimi yaşıyor kendi içinde, yani Demokrat Parti. Toplumcu Demokrasi Partisi'nden ağır isimler istifa etmiş. Bugün itibariyle CTP'den ki ana muhalefet görevini yürütür, istifalar yaşanıyor. İşte Demokrat Parti'nin tartışmalı bir pozisyonu var. Barajı geçer geçmez onlar tabii ki doğal olarak eleştirilebilir bu anketler. Peki söyleyeyim. Göreceğiz. Parti kurulduğundan beri bu söyleniyor. Aynı söylem var diyorsunuz. Ama hiçbir zaman da partinin öyle bir sorunu olmamıştır. Kim ne söylerse söylesin. Evet. Bu genel değişimi simgeleyen bir yaklaşımlar bütünü değil mi zaten? Hani spesifik aldığımızda, yani Ulusal Birlik Partisi'ni söylemedim ama Ulusal Birlik Partisi'nde kendi içinde bakanların, bürokratlarının birbirleriyle çok iyi geçinemediği, konuşmadığı da bilinen konulardır bunlar. Yani genel anlamda baktığımızda hangi partiye yaklaşımı yaklaşsak şu anda bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuz görülüyor. Belki de değişimin ya da farklı bir sürü de parti, yani Demokrat Parti 3 tane parti çıkardı galiba içinden, yani baktığımızda bireyler olarak. İşte bir SDP'yi çıkardı örneğin, bir YDP, YB mi onu çıkardı. Bir kısım işte HP'nin altyapısına gitti falan. Yani bu galiba genel şeyi gösterir, hoşnutsuzluğu partilerden. O zaman yoksa Demokrat Parti'den başlayalım. Demokrat Parti 3 parti doğurdu dediniz ama aslında Demokrat Parti 3 veya 4 daha öncesindeki siyasal hareketin birleşmesiyle oluşmuş bir çatı partisi ilk zaman. Bence bu özelliğini halen koruyor. Çünkü bu birleşmeler sırasında bize katılıp da ayrılan belki sembol isimler var ama onlarla birlikte gelen pek çok arkadaşımız şu anda partinin şu veya bu seviyedeki yönetim kadrosunda göreve devam ediyorlar ya da siyaset yapmaya devam ediyorlar. Başka partilerin içindeki gelişmelere ilgili bir değerlendirme yapmayacağım ama Demokrat Parti içerisinde biliyorsunuz Ocak 2016'da kurultay kararı alındı. Yani 2016 yılında zaten yasal zorunluluk vardı kurultayın gerçekleşmesiyle ilgili ve bu alınan karar sonrasında Ocak ayında başlayan ama Mart ayından itibaren de daha yüksek bir ivme kazanan bir toparlanma süreci yaşadık. Ve bu süreç sonucunda kurultaya sunduğumuz faaliyet raporunda da bunu ifade etmiştim. Köy ve mahalle örgütleri seviyesinde örgüt başkanlarımızın 3'te 2'sinden fazlasının değiştiğini gördük. Bu değişimin bir kısmı işte aramızdan bazılarının ayrıldığı için tabii olarak oldu ama bir kısmı da örgütteki genel yenilenme ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıktı. İlçe başkanlarımızın 6 ilçe başkanından, çünkü Lefke bizde parti kurulduğundan beri ayrı bir ilçe başkanlığı olarak örgütlüydü. 4'ü değişti. Kadın örgütünün ve gençlik örgütünün bütün ilçe seviyesindeki başkanları ve yönetimleri değişti. Bu açıdan parti içerisinde bir yenilenmenin, bir gençleşmenin, bir değişimin yaşanmakta olduğu bir süreç içerisindeyiz. Ve bugün sabahleyin oturup tam sayıya bakma imkanım oldu. Parti meclisinin de yarısından fazlası değiştirildi son kurultay süreci içerisinde. Bu partinin toplumdaki değişim ihtiyacı tarafının ihtiyacının kavrandığını ve buna uyum sağladığının bir göstergesi. Ve
Düne göre bugünün siyasetini Demokrat Parti'de değerlendirdiğimiz zaman da şunu çok açıklıkla söylüyorum. Dün bazı konularda Demokrat Parti'nin gri bir tavrı olduğunu, yani ne dediğinin tam anlaşılmadığı söylenirken bugün pek çok konuda Demokrat Parti net bir tavır ortaya koyabiliyor. Kıbrıs sorununda olsun, ülkenin iç politikasındaki uygulamalarda olsun, Türkiye'ye olan ilişkilerimiz bakımından olsun. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin tavrı net, açık ve kurulduğu günden beri değişimi gerçekleştirme arzusu Demokrat Parti'nin temel motivasyonlarından bir tanesi. Diyeceksiniz ki bu süreç içerisinde pek çok defa sizlerde hükümet ortaklığı ve dolayısıyla uygulamadaki sorumluluklara sorumluluk sahibi oldunuz. Bu yönde yapılan eleştirileri de saygıyla karşılıyoruz. Ama biz hala daha Genel Başkanımız Sayın Serdar Denktaş'ın bu ülkenin hiç başbakanı olmadığını ve onun başbakanlığındaki bir hükümetin bugüne göre daha iyi hizmet vereceği iddiasındayız. Partimizin bütün kadroları da bu siyasal hedefi gerçekleştirecek şekilde şu anda bir çalışma içerisinde. Bunu zaman içerisinde, yani yeni oluşturduğumuz bu örgütlenme yapısı içerisinde önümüzdeki 2017 yılı içerisinde de göreceksiniz. Serdar Bey için gölge başbakan diyen çok var gerçi. Yani daha ağırdır diye katılmazsınız mı? Bunu söylemek bence o kadar doğru değil. Çünkü Cumhuriyet Meclisi'nden başbakan olarak güvenen oyu alan isim Sayın Hüseyin Özgürgün'dür. Buna herkesten evvel bence Sayın Serdar Denktaş saygı gösteriyor. Fakat hükümet uygulamalarında gerek en tecrübeli bakan şu anda, bakanlar kurulunda yer alan, yaşça da zannedersem en yaşlı bakan kendisi. Bildiğim kadarıyla ondan genç. Olabilir. Ya hiç bakmadım, ben düşünmedim. O bakımdan pek çok yeni ve genç bakanın belki fikir bazında, ne yapabiliriz bazında danıştığı bir isim olması bakımından hükümet içerisinde önemli bir figür. Ve tabii Maliye Bakanı olduğu için de pek çok konuyu kamuoyuna kendi görev sahasıyla ilgili olduğu için açıklama yapmak durumunda kalıyor. Ben o gölge başbakanlığı kabul etmiyorum. Biraz da zannedersem hükümetin uyumu üzerine işte spekülasyon yapmak için biraz teşvik edilen bir kavram o. Bence gerçeği ifade etmiyor. Uyumdan yana sıkıntı yok. Yani. Evet. Anlaşıyor. Evet. 2017 yılında seçim dediniz. Aha. 2017 yılında eğer çok ciddi bir siyasal veya ekonomik kriz yaşamazsak bence bir ihtiyaç değil. Şu anda kim hükümette olursa olsun, bugünkü meclis içerisindeki herhangi bir kompozisyondan bahsediyorum veyahut da yeni bir meclisin oluşturacağı başka bir siyasal kompozisyondan bahsediyorum. Sonuçta Kıbrıs Türk halkı hizmet bekliyor. Çünkü neden? Bugüne kadar yapılanlardan memnun değil. Siz de ifade ettiniz. Bunu hemen hemen bütün siyasal partiler ifade ediyor. O zaman eğer bu hükümet hizmet etme yükümlülüğüyle iş başına gelmişse anayasal süresi içerisinde bu hizmeti tamamlayarak seçmen karşısına çıkmalı diyorum. Bu şans bu hükümete verilmeli diyorum. Bugüne kadar da çok şey yaptığını belki yapılanları kamuoyu görüyor ama daha çok şeyler yapma hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz bu hükümetin. Onun için kamuoyundan bu hükümete bir şans daha yapmasını, önümüzdeki 1,5 yıllık süreci de değerlendirerek 2018 yılındaki seçimlere gitmesini ben tercih ederim. Hı hı. Okey, peki biraz da Kıbrıs sorununa dönelim. Son 20 dakikamızı da ona ayıralım. Çünkü hani seçimden filan bahsederken onu atlamamak lazım. Çünkü neye sürecin bizi neye yontacağını da bilmiyoruz. Yani önümüzdeki haftadan itibaren önemli bir zirve var. Kıbrıs Türk'ünün sonuçta kaderinin ortaya çıkacağı bir zirve. Bir sonucun ortaya çıkmasının beklendiği bir zirve. Ya herkes evine döner, önüne bakar ya da bambaşka bir dünya noktasında çözüm ve referanduma gideceğimiz bir Kıbrıs planının ortaya çıkacağı bir sürecin eşiğine geldik çünkü. Bunu konuşmak lazım. Sayın Serdar Denktaş katılıyor zirveye. Sayın Başbakan da katılıyor. Bu da önemli tabii. O anlamda çok önemli. Tabii giderken Sayın Başkan'a bakıyorum bir şey var. Yani bir beklenti noktasında gelinen aşamadan hoşnut değil. Bana sorarsanız ben hayır diyeceğim diyebiliyor. Henüz
belki çok net bir plan yokken ortaya erdi. Tabii ki doneler var ama net bir plan ortada yok. Bağlanmamış birçok başlık var. Sayın Erdoğan'ın da gitmesiyle birlikte o başlıkların da bağlanabileceği bir süreci göreceğiz. Ama öncelikle ne bekliyoruz bu Cenevre zirvesinde? Sizin bakış açınızda onu öğrenelim. Açıkça söyleyeyim, biz çok şey beklemiyoruz. Yani bu zirvenin Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çalışmaları açısından belirleyici bir kararla sona erebileceğine dair beklentilerimiz çok yüksek değil. Neden? Çünkü biliyorsunuz 11 Şubat süreci ki parti olarak biz bu sürecin başlamasına o zaman Sayın 3. Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu onun toplum temsilcisi olarak imzasını yahut da oluruyla bu süreç başladı ve o süreçte biz o zaman yine muhalefetteydik. Bizim olurumuzla yani bizim de onayımızla desteğimizle bu süreç başladı. Ancak o sürecin detaylarına baktığınız zaman neydi öngörülen? Kıbrıs sorununun diğer unsurları yani tali başlıkları arasında yahut ara başlıkları içerisinde mutabakata varılacak ve bunlar üzerinde bir mutabakat sağlandıktan sonra garantiler toprak konusu görüşüm ya önce toprak sorunu konusu da aslında yine iki liderin sorumluluğunda anayasal sorunlar işte mülkiyet sorunu, göçmenler sorunu, nüfus sorunu, merkez hükümetin veya kurucu devletlerin yetkileri iki taraf arasındaki altı başlığın beşinde iki liderin birebir şeyidir yani. Mutabakatının evet. Olması ondan sonra garantiler konusunu çözümlemek için bu beşli konferansın toplanması öngörülmüştü. Sayın Genel Başkanımız açıklıkla sordu. Var mı bir şeyiniz, çözüm metniniz, anlaşma metniniz? Bunu gönderin de değerlendirelim. Çünkü eğer bu beş ana başlık üzerinde bir mutabakat varsaydı, bu metnin aşağı yukarı ortaya çıkmış olması lazımdır. Hayır cevabı alınıyor. Ve üstelik neredeyse toplumla alay edilir bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin yahut da birliğinin yemeğinde yaptığı konuşmada bu bir kahkaha konusu olabiliyor. Yani anlaşma metni mi var ortada? Eğer ortada bir mutabakat anlaşma değilse bile en azından bu beş madde üzerinde bir uzlaşma sağlanmamışsa niye beşli konferans toplanıyor? Ve bu mutabakatın olmadığını da maalesef ama beşli konferansı talep eden Kıbrıs Türk tarafı zaten. Evet. Asıl. Rum tarafı gelmek istemiyor çok konferansa. Rum tarafına bakarsanız toplanacak olan beşli konferans mı? Uluslararası konferans mı yoksa çok taraflı konferans mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Hala daha bugün Anastasiades Rum Yönetimi Başkanı çıkıp açıklıkla Kıbrıs Cumhuriyeti orada temsil edilecek diye soruyor. Buna Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor onu bilemiyorum. Ama şimdi eğer Kıbrıs Cumhuriyeti varsa ben soruyorum burada bütün kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanı'na ve bütün kamuoyuna soruyorum. Eğer Kıbrıs Cumhuriyeti varsa biz neyin müzakeresini yapıyoruz? Tamam da eğer bu bakış açısı varsa orada KKTC devleti de var. Çünkü Sayın Başbakan da Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı orada olacak. Yani biraz da şeylerin üzerine takılıyoruz biz sanki. Yani kamuoylarına mesela aslında çok nettir. Bunu vurgulanıyor. Evet. Mutabakatta da var. İki toplum lideri ve garantör ülkeler. Evet. Bu kadar açık. Evet. ABD yan masada diyorlar. Olabilir zaten AB'ye girmek hedef. Kıbrıs Cumhuriyeti olacak. Gelecek zaten Kıbrıs Cumhuriyeti. Şimdi KKTC devleti de geliyor o zaman. Ama bu parti başkanları düzeyinde geliyor. Bakış açısı var. İstersek bunu KKTC devleti de oradadır diyebiliriz. Yani bence biraz fazla hem güneyde hem kuzeyde sırf şey için biraz bu çekiştiriliyor sanki. Bakış açısı bence tamamen. Bence Rum tarafının niyetini ortaya koyuyor. Ve biz buna eğer ciddi, en üst seviyede ciddi bir reaksiyon ve tavır ortaya koymazsak Rum tarafının bu talebine ve isteğine belki de rıza gösteriyoruz anlamını taşıyor. Eğer çıkarıp oraya sizin ifadenizle Anastasiades Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını koyarsa toplantıda koysun KKTC'yi o zaman Sayın Talat da KKTC bayrağını koymak da mükelleftir. Zaten öyle bir şey olacaktır herhalde. Eğer öyle bir bayrak konulsa karşılığında konur diye düşünüyorum. Benim söylemeye çalıştığım evet. Odur. Evet. Keşke bu gerçekleşse ben bundan
bir KKTC vatandaşı olarak onur duyarım ve Sayın Akıncı'yı alnından öperim. Alnından öperim. Bunun olabileceğini düşünürse yapmaz zaten Sayın Rum lideri bu adımı atmaz herhalde. Evet. Dolayısıyla peki, buraya giderken olan süreçte bize göre iyi bir hazırlık süreci geçirilmiş değil. Belli başlı partimizin hassasiyetleri vardır. Kıbrıs Türk halkının eşitliği, egemenliği, 11 Şubat sürecinde öngörüldüğü gibi bir mutabakat üzerinde sağlanabildi mi? Ama Sayın Akıncı'nın, yani bırakın Rum tarafını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman bile bu konularda tam bir netlik ve açıklık olmadığını görüyoruz. Bu bizi endişelendiriyor. Hani ne bekliyorsunuz Cenevre'den diye sorduğumuz için bunu. Bu bizi endişelendiriyor. Bugün Rum'un mülkü üzerinde oturan belki de 200 bini aşkın insan, büyük bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, bir kısmı da yabancı Rumlar olmak üzere. Bu insanların mülkleri üzerindeki haklarının ne olacağını, yani işte Ocak ayında bir genel çerçevesi çizilen ve Haziran ayına kadar öngörüldüğü için referanduma olan götürecek olan bir metin varsa, bu metin üzerinde bu mülk sahiplerinin KKTC yasalarına göre mülk sahibi olan bu insanların hakları ne olacak? Bir açıklık var mı? Siz bu konuda bir şey biliyor musunuz? Ama bu zaten müzakere edilen konudur şu anda. Yani konulardan biridir. Tamam Aytu Bey. Eğer bu konularda tam bir netlik ve açıklık yoksa niçin beşli konferans toplanıyor? Beşli konferansa toplanmadan bağlanamıyor çünkü bu konular bir nevi. Ama yani öyle bir durum var. En azından Birleşmiş Milletler'in bakış açısıyla toplum liderlerinin vazifesi değil miydi? Çünkü Birleşmiş Milletler'in bir nevi gözetimi altında yapılan, zaten Birleşmiş Milletler'in daveti üzerine Cenevre'deki konferans gerçekleşiyor. Ya ikimiz ortak olacağız. Siz de geldiniz, ben de geldim bir yere kadar. Ondan sonrası bir türlü olmuyor. Yani başaramıyoruz daha, bir adım daha atalım. En azından cümlelere yansıyan nedir? Ben de isterim kuralım bu şirketi, siz de isterseniz kuralım. O zaman ama bizim taraflardan biri diyor ki %80 hislerin bende olmasını kabul ederseniz tamam işte, biz de diyoruz ki %20 yetmez bize. %50-50 olursa kabul ederiz diyoruz. Yani işte bu saatten sonra da distribütör gelip anlaştıracak şimdi. Ya ben size anlaştırayım da kurun bu şirketi diyecek. Yani bir nevi ihtiyaç duyuyoruz. O uluslararası gücün eğer çözüme gideceksek tabii. Onların uzlaştırıcı rolüne demek ki ihtiyaç duyuyoruz herhalde. Başka türlü açıklanamaz. Ama yani başlıklar çünkü kapansa. Bir de şu tehlike var. Mesela Sayın Akıncı şunu ifade etmişti. Hani tüm başlıkları kapatıp toprağı da çözüp bizim konferansa gitmemiz Türkiye üzerine bir hani garantörlüğü de bitirirsiniz canım noktasına getirir işi. Halbuki her şey biraz pazarlık. Yani çok da kapatmamak lazım gibi bir mesajla veriyor Sayın Başkan burada. Eğer garantileri diğer 5 başlıktaki herhangi bir kazanım için bir pazarlık aracı olarak kullanıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı bence ateşle oynuyor. Çünkü geçmişte yaşatmış olduğumuz, yani 1960'tan daha düne kadar yaşamış olduğumuz süreç bize şunu ispatladı ki Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi olmadan Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'üne bir gelecek yoktur. Aydınlık bir gelecek. Bu çok açık ve çok açık ve nettir. Dolayısıyla garantilerin bir pazarlık konusu olması bizim için son derece tehlikeli bir siyasal duruştur. Evet, Sayın Akıncı Anastasiyadis'le beraber ödevini yapmalı ve 5 konuda mutabık kaldıktan sonra bu konferans toplanır. Bu konuda Kıbrıs'ın bir nevi iş düzenlemesiyle ilgili olarak kurucu devletlerin anayasal yetkileri, federal hükümetin anayasal yetkileri, işte mülkiyet sorunu, toprak paylaşımı, nüfusun nasıl olabileceği, yani ne kadar Rum'un, bana kalırsa hiç gelmese daha iyi olur ama sonuçta belli ki belli bir miktarda Rum'un bizim devletimiz içerisinde yaşamasından kabul etmek bir durumda gibi bir durumda karşı karşıyayız ama bunun rakamsal olarak nüfusun ne olacağı Türkiye'ye bırakılmamalı yahut da beşli konferansa bırakılmamalı, garantörlere bırakılmamalı. Garantörlerin vazifesi Kıbrıs'ta genel olarak kurulacak olan düzenin devam edeceğine dair uluslararası bir taahhütte bulunmaktır. 1960'ta olduğu gibi. Ve bu garanti işte iddia edildiği gibi sadece Kıbrıs Türk tarafını kapsayamaz. Öyle bir şey
Garantilerin kendi mantığı içerisinde böyle bir şey olamaz. Çünkü siz Kıbrıs'ta bir düzen kuruyorsunuz. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Karşı tarafa isterse bu düzeni bozmasını için imkan verebilirsiniz. Neden? Türkiye'nin garantisini biz çünkü federal hükümet düzeyindeki anlaşmazlıklarda yahut da federal hükümetle Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki anlaşmazlıklarda kapsam dışında bırakıyoruz dediğiniz zaman aslında Kıbrıs'ta yeni bir düzensizliğe imkan sağlıyorsunuz demektir. Çünkü geçmişte diğer iki garantörün özellikle Kıbrıs Türk halkının hayatı ve Kıbrıs'taki anayasal düzenle ilgili olarak ciddi sorunlar çıktığı zaman nasıl davrandığı ortadadır. Yunanistan zaten doğrudan doğruya Kıbrıs'taki bugünkü sonucun ortaya çıkmasında birinci derecede sorumluluğu olan bir devlettir. 1963-67 döneminde 20 bin Yunan askerini buraya göndererek Kıbrıs'ın tamamının Yunanistan'a ilhak edilmesi için yürütülen siyasi ve askeri kampanyanın bizzat içinde yer alarak bu evet. konuda suçludur. Bir de 1974 yılında biliyorsunuz zaten adına ne diyoruz 15 Temmuz darbesinin? Yunan askeri darbesi diyoruz. Yine aynı sorumluluğu tekrar etmiş bir ülkeye zaten Kıbrıs'ın geleceği teslim edilemez. İngiltere'nin tavrı da çok açık ve nettir. Beni bulaştırmayın dedi. 1974'te biliyorsunuz. Çünkü rahmetli Bülent Ecevit'in başbakan olarak İngiltere'ye kadar giderek zamanında İngiltere bir başbakanı önerisi vardı. Gelin birlikte müdahale edelim ve Kıbrıs'taki anayasal düzeni tesis edelim diye. Beni karıştırmayın bu işe dedi. Ve bence sorumluluktan kaçtı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta Türklerin hak ve menfaatlerini ve Kıbrıs'ta kurulacak olan yeni düzenin devam edip etmeyeceği ortaya çıktı ki tarihi bir gerçek olarak etkin ve fiili bir Türkiye Cumhuriyeti garantisiyle sürdürülebilir. Bunun değiştirilmesi hem bu kurulacak olan düzenin geleceği açısından hem de Kıbrıslı Türklerin geleceği açısından hayati öneme haizdir. Bundan vazgeçmek bizim için söz konusu olamaz. Bunu herkes bilmeli. Öncelikle Sayın Akıncı bilmeli. Evet, değiştirilmiş bir şekliyle bu garantinin yine olacağına yönelik Türkiye'deki işte Dışişleri Bakanlığı'nın vesaire de açıklamaları var. Bu sizde endişe yaratır mı? Yaratır. Değiştirilmesi, hiç dokunulmayacak. Dokunulmaması bizim için en fazla kabul edilebilir seçenek. Mesela Kıbrıs'ın kuzeyinin garanti edilmesi sıkıntı doğurur mu? Biraz önce onu izah ettim. Evet yani, doğurur. Kıbrıs'ın eğer bir ortaklık devleti kurulacaksa, tabii kurulacak olan düzen, eğer Yunan çoğunluğuna Kıbrıs'ın ortaklık devletini sevk ve idare etmeye, Kıbrıs Türklerin rızasını ve onayını almadan yönetim imkanı verecekse, öyle bir düzenleme öngörülüyorsa bu anlaşmada, ki biz öyle bir şeyi bizim için kabul edilmez bir tavır olarak görüyoruz. Çünkü baştan beri söylenen eşitlik ilkesiyle tamamen çelişen bir durumdur. Zaten Sayın Akıncı da şu an anlaşılamayan konuların başında şeyi söylüyor. Etkin karar alma mekanizmasına Kıbrıs Türklerin katılımında evet. henüz anlaşamadık deniyor. Ama katılımı yetmez Aytuğ Bey. Yani katılım şu demek. 3 kişi, 5 kişi biz bir odaya toplanırız. Bize bir ünvan verirler. Konsey derler, komite derler, bakanlar kurulu veyahut da senato derler. Önemli değil. Sorulur Türk tarafına veyahut da Türk tarafını, Kıbrıs Türk halkını temsil eden temsilcilere. Siz bu öneriye ne dersiniz? Hayır deriz. Ama çoğunluğun oyuyla o öneri geçilir. Siz de hayır demek suretiyle ona katılmış olursunuz. Evetiniz aranmadan. Şu anki yapıda bu var. Zaten kabul etmediğimiz nokta da budur zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabul etmediği yapı bu. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda pozisyonu buysa son derece doğrudur. Zaten zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı bizi şaşırtıyor. Geçenlerde bir açıklamasında biliyorsunuz eğer çözüm olmasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devam edecektir. Şeklinde açıklama verdi. İnanın benim gibi düşünen pek çok vatandaşımızın yüreğine su serpen bir açıklamadır. İnşallah bu doğru yoldan Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılmaz. Bu bir realite değil. Eğer çözüm olmasa ne yapacağız? Kuzey Kıbrıs'la belki ne yapılabilir? Türkiye ile birlikte görüşülebilir. Yani çeşitli uluslararası modeller üzerinde belki bir takım hadi bu tanınma muhtemelen olamaz belki ama başka Aytuğ Bey, modeller ortaya kimse çıkıyor. Hayal kurmasın. Bir çözüme evet Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı vardır. Ama sadece Kıbrıs Türk halkının değil. Kıbrıs'ta yaşayan bütün insanların ihtiyacı. Yani Kıbrıs Rumların da ihtiyacı vardır. Bir değerlendirme yaparak onların daha çok vardır, bizim daha az vardır gibi bir şeye de nasıl söyleyeyim size yanlış yola da sapmamak gerekir. Herkesin çözüme ihtiyacı vardır. Bunu arayıp bulmak hepimizin sadece bizi temsil eden toplum liderlerinin değil,
Kıbrıs'ta yaşayan bütün insanların, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili sorumluluk hisseden bütün insanların bence vicdani bir sorumluluğu. Herkes bu arayış içerisinde olmalı. Ancak bulunacak olan çözüm sonuçta Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri ve Rumları yine birbiriyle kavga edecek noktaya getirmeyecek bir çözüm olmalı. Şu ortaya çıkmıştır geçtiğimiz süreç içerisinde. Biliyorsunuz 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kıbrıs'ta iki ayrı yönetim var. İki ayrı devlet var. Evet, biri uluslararası toplum tarafından tanındı. Diğeri sadece anavatan Türkiye tarafından tanındı. Ama burada herkese hatırlatıyorum. Kıbrıs'ta ister bir şu anda devam eden müzakereler çerçevesinde veyahut da başka bir esasta çözüm olsun veya olmasın, Kıbrıs Türk halkının sorunlarını yine Kıbrıs Türk halkı kendisi çözecektir. Onun oluşturduğu yönetim çözecektir. Bir federal devlet yapısı içerisinde bir eşit statüdeki bir kurucu devlet olsak da bu böyle olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığı devam etse de bu böyle olacaktır. Hiç kimse zannetmesin ki çözüm oldu, Avrupa Birliği'ne girdi diye bize kendi ürettiğimizin dışında bir kaynak akışı olacaktır yahut da refah seviyemizi sağlayacak bir kaynak akışı olacaktır. Evet, geçici olarak bazı sorunların çözümlemesi için bazı yardımlar ve destekler sağlanabilir. Ama sonuçta bizim gelecekteki refahımızı, huzurumuzu ve güvenliğimizi bizzat bizim kendimizin oluşturacağı yönetim ve bizim çabalarımız belirleyici olacaktır. Belki de tek fark şu olur. Şimdi Türkiye'nin elinde bir sopa var ama kullanmaz. Yani maddi yardımı Türkiye yapar. Protokol imzarsınız ama bunu yapmadığında, örneğin bu hükümet de sonuçta sıkıntılıdır ekonomik protokola uyma noktasında. Yani 7-8 ay geride kaldı. Ekonomik protokol daha bir madde bile yerine gelmedi ama galiba çözüm olsa Avrupa Birliği Türkiye kadar şey değil. Bonkör olmayacak. Bonkör olmayacak. Yani elindeki sopayı kullanacak Rumlara aynen yani, kullandığı gibi. Belki de ona ihtiyacımız var, bilemem yani. O zaman belki biraz daha şey ederiz. O zaman toplum olarak sopayı yemeyi beklemeden kendi sorunlarımızı çözme yoluna girmek daha akıllı bir davranış değil. Mutlaka. Zaten şöyle derim ben her zaman, kendi inanışımdır bu. Kıbrıs'ın kuzeyinde başta adalet ve eşit gelir dağılımı ve eşitlik üzerine kurulu bir düzen yaratsak kimse güneyle çözümü belki de gündeme bile taşımaz. Yeter ki o adalet duygusu otursun. Kıbrıs'ın kuzeyinde maalesef o olmadığı için bugün birçok sıkıntıyı yaşıyoruz. Ya da mevcut yasaları uygulayamayan hükümetler hala daha da değişmiş değil bu. Yönettiği için bizi bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yoksa yasalar uygulansa, adalet mekanizması çalışsa çok farklı bir Kuzey Kıbrıs olur diye düşünüyorum ben. Yasalar konusunda bir istisna getireceğim. Buyurun. Demokrat Parti'nin bakanlıkları döneminde, bakanlıkları içerisinde aksine geçmiş dönemde uygulanmamış pek çok mahkeme kararının uygulanması sağlandığı için yasalara uyma konusunda Demokrat Parti için lütfen bir parantez. Hangisi? Mesela bu Altın Sahil'deki pansiyonların kapatılması. Evet. Örneğinde olduğu gibi mesela bizden önceki hükümetin bıraktığı bir mirastı. Demokrat Partili Bakan Zahir Fikret Avlu, yani Turizm Bakanı ve Turizm ve Çevre Bakanı olarak onların mühürlenmesi için bir çaba gösterdi. Yani mahkeme kararı da var. Mahkeme kararı. İşte yani yasalar uygulanmıyor diyorsunuz ama bir genelleme yaptığınız zaman Demokrat Parti'ydi. Bakanlıklarını da bu kapsıyor. Ben onu istisna tutuyorum. Peki, o da bakış açısı farkı evet. Olsun o zaman diyelim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Cuma günde bakalım. Hayırlısı olsun ama diyelim size. Buyurun. Kapatmaktan evvel ben sormadığınız için cevap verme durumunda olmadım ama biliyorsunuz Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın çok gündemimi aldığım bir konu değil ama buyurun. Ama ben şunu söylemek ihtiyacını hissediyorum. Demokrat Parti'nin genel sekreteri ve bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bakınız, bu sendikanın yaptığı bu, hani derler ya, bardağı taşıran son damla misali, belirli ve bilinçli bir politikanın sonucunda devlete karşı yürütülen bir kampanyanın, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen bir kampanyanın bir parçası. Ne devlet ne de bu devlete inanan hiç kimse böyle bir olaya seyirci kalamaz, sessiz kalamaz. Mutlaka demokratik usul ve yöntemler içerisinde toplum buna tepkisini göstermeli
devletinden yana olduğunu gösterebilmeli. Çünkü bu devlet bizim. Bizi koruyan, bizim haklarımızı gözeten, yasalarla idare edilmemizi sağlayan başka bir yönetim yok. Şimdi... Onun için herkes buna saygı göstermek zorundadır. Ve sendika yöneticileri açıklama yaptığı için buna söylemek ihtiyacını söylüyorum. Diyorlar ki biz doğruları yazdık. Yazdıkları içerisinde pek çok yanlış ifade de vardır. Evet. Bunu eğer cesaretleri varsa tarafsız kurullar önünde bu tartışılabilir ve bu tartışılmalıdır. Çünkü mesela bir örnek vereceğim. İki avukatın öldürülmesiyle ilgili olarak TMT tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Gerçek nedir? Bir yeraltı örgütü yahut da bilinmeyen şahıslar tarafından bu iki avukatın öldürdüğü bir gerçektir. Ama bunun TMT tarafından yahut da TMT'nin görevlendirdiği şahıslar tarafından öldürüldüğü o zamanki mahkemelerde ispat edilememiştir. Ve Yurgacis tehlikeyi anladığı için de o davayı geriye çekmiştir. Yani gerçektir diye söylenen ve yanlış olan pek çok da husus vardır. Bu devlete karşı yürütülen bir kampanyanın bir parçasıdır ve toplum buna tepki göstermelidir diyorum. Ben neden çok gündemimi almıyorum söyleyeyim. Sormuyorum, sormam da. Şundan dolayı, bu örgütün bir kitlesi var. Yapılan doğru ya da yanlış tartışmasına girmiyorum. Ama bu kitle, bu örgütü ayakta tutan kitledir. Yanlış olduğunu düşünürse desteğini çeker, bu sendikada tarihin tozlu yaprakları arasına gider. Çekmediği sürece, öğretmen destek olduğu sürece de bunu yapmaya devam eder. Eğer yasa dışı bir şey yoksa da yapmaya devam edecek. Varsa da gerekli neyse olması gereken o da yapılır. O yüzden ben çok fazla toplumun gündemi çok daha önemli şeyler. Özellikle geçimle ilgili ama neyse. Şimdi tabii siz ben tam kapatırken bir soru geldi. Onu da söyleyeyim de öyle kapatalım. Müzakereler diyor Türkiye ile beraber gidiyor. Haberdar değil misiniz? Yani Akıncı beraber götürür bunu Türkiye ile. O yüzden bence kafaları karıştırmayalım diyor sayın izleyicimiz. O zaman sayın izleyicimize şunu hatırlatırım. Keşke Sayın Akıncı bu konuda Türkiye hükümetinden gelen her uyarıya bu açık bir yüreklilikle müspet yaklaşsa. Keşke bunu bu cesareti gösterebilse Sayın Akıncı. Peki, çok teşekkürler. Kolay gelsin diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yılın ilk gününde bu imkanı verdiniz için. Evet. Efendim Sayın Mehmet Erol Aktoprak'la birlikte olduk. Tabii şu an itibariyle hala Demokrat Parti Genel Sekreteri ama yapılan bir geride bıraktığımız yılın son günleri içerisinde yapılan Demokrat Parti kurultayı sonrasında Cuma günü, onu da öğrenmiş olduk, benim bilgim yoktu. Cuma günü yapılacak olan toplantıda yeniden Genel Sekreteri olur olmaz bilemem. Ama hani biz burada şey ederken, açıklarken konuğumuzu Demokrat Parti Genel Sekreteri diyoruz. O görev de halen üzerinde zaten. Bakalım Cuma gününden sonra yine konuşuruz Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Bugünü noktalıyoruz. Yarın yine ülke gündemini konuşup tartışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.